Kilise Genel İdare Kurulu üyesi olduğu ifade edilen Adem Taşkaya bir tweet attı. Aslında tam da bomba, kim yaptı, kim hayatını kaybetti, bütün bunların tartışmasının ortasına başka bir bomba düşürdü. Ve sevgili Cihan Tosun'u bu bombalı saldırının faili gibi gösterdi. Faili gibi değil, direkt bunu iddia etti ve ilk zaten tweetinde dedi ki Taksim'deki hain saldırıyı yapan kişi Cihan Tosun adında PKK'li bir avukat. Yani hem asılsız bir, yani iki suç ithamında bulundu üstelik. Hem bombalı saldırının faili olarak gösterdi, hem bir örgütün üyesi olarak gösterdi. Bu sebeple mağduriyet oluşmaması için paylaşımı 3 dakika sonra kaldırdım. Konu hukukidir dedi. Ama bunu bugün saat 11.54'te söylediği şu an itibariyle saldırılar maalesef devam ediyor. Telefonlar ve sosyal medya üzerinden sevgili Eren Keskin'in de, eş genel başkanımız Eren Keskin'i de içine alacak şekilde bu saldırı genişletildi, büyütüldü ve bu şu anda halen devam etmekte. Arkadaşlarımızın can güvenliği tehdit altında. Aradım, İstanbul Barosu başkanını arayarak hukuki destekte bulunurken başıma bunların geldiğini, bu şekilde itham edildiğini, can güvenliğimin olmadığını ve kendilerini bana destek sunmasını talep ettim. Başkan Filiz Hanım hiçbir şekilde şunu söylemedi bana. Tamam, destekte bulunacağız demedi. Geçiştirerek benim bu konuyla ilgili hiçbir şey söyleyemem ben size. Size destek verip veremeyeceğimi de söyleyemem. Kurulla görüşmem lazım. Ne zaman kurulla görüşürsünüz Başkan Hanım? Ne zaman kurulla görüşeceğim hiç ilişkin de size bir şey söyleyemem. Bana ne zaman dönüş yaparsınız? Ben size ne zaman dönüş yapacağımı da söyleyemem diyerek durduğumda bir çay bahçesinde herkes beni arıyordu. İyi misin? Ben de herkese iyiyim. Bugün ofise gitmedim. Dernekte değilim. Taksim'de değilim. Küçükçekmece'deyim şeklinde konuşma yapıyordum. Bu konuşmaya istinaden birisi ihbarda bulunmuş. Fakat ben bunu karakola gittikten sonra öğrendim. Yanımda iki Suriye vatandaşı kişi vardı. İhbar yapan kişi işte bir kişi, bir kadın onlarla oturuyor ve iki tane Suriyeli var şeklinde ihbarda bulunmuş. Bu ihbar üzerine gitmedim ben karakola aslında. Geldiler ve Suriyeli müvekkilleri kimlik tespiti için alacaklarını söylediler. Ben de onlara hukuki desteğe devam edeceğimi, kimlik tespitleri sırasında kendilerine karakolda eşlik edeceğimi söyleyerek polislerle beraber polis karakoluna geçtim. Polis karakoluna geçtikten yarım saat sonra böyle bir ihbar olduğu bilgisi söylendi bana. Ben de süreci, durumun hassasiyetini de gözeterek oradaki emniyet mensuplarını aktardım. Daha sonra terörle mücadele eden birileri geldi. Keza sürecin yine hassas olması nedeniyle niçin onlarla görüştüğümü, hangi dosya üzerinde konuştuğumuzu, bizim olayla bir bağlantımızın olmadığını, ofisimin burada olduğunu, Beyoğlu'nda olduğunu, bu konuşmayı bu nedenle gerçekleştirdiğimi defalarca kendilerine söyledim. Daha sonrası, bu arada karakola gidiş saatimiz 16.40. Ben 16.30'da Marmaray'dan indim. Benim karakola gitmem. Buna rağmen hani tutanak tutacağız dediler. Saat 7 civarına, saat 7'ye kadar orada bekletildik. Müvekkil adaylarının yanında olduğum Suriyelilerin kimliklerinde tahdit olduğu ve göç idaresine gönderileceği bilgisi geldi. Herhangi bir sorun olmadığı söylendi bana. Ben de kişiler Tuzla'ya gidene kadar, göç idaresinden haber gelene kadar orada kalacağımı kendilerine söyledim. 7.30 civarında Eren abla bana bir tweet attı ve Cihan böyle bir şey dolaşıyor dedi. Aynı anda bana yüzlerce telefon gelmeye başladı. Bütün sosyal medya hesaplarımdan takip istekleri, hakaretler, tehditler gelmeye başladı ve bu tamamen aynı anda oldu. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde oldu. Tabii ki de bunu başta çok fazla ciddiye almadım. Karakoldan çıktık, yine şeyler de geldi, meslektaşlarım da geldi bir yarım saat sonrasında. Jiyan Kaya geldi, başka meslektaşlarımız geldiler bu olay nedeniyle, bu tweet üzerine. Onlar geldikten sonra hep beraber karakoldan ayrıldık. Herhangi bir sorun yok, tutanak tutuldu. Ben o tutanağı imzaladım, oradaki memurlar imzaladı. Buna ilişkin tutanaklar elimizde, paylaşırız bütün bilgileri sildikten sonra tabii ki de kişisel verilerimizi. Ancak şu olay beni dehşete düşürdü. 16 yaşındaki yeğenimin telefon numarası ele geçirilmişti.
annem adına kayıtlı olan, yani aile bireylerim adına kayıtlı olan bütün telefonlar bir şekilde, bunu ancak resmi birileri yapabilir. Resmi devlet kurumlarından birileri yapabilir. Bütün bu yeğenim aranıyor ve tehdit ediliyor. Emniyete güvenmemiz gerektiğini bildirdi. Biz onlara bizim kaygılarımız olduğunu ve bunların aslında polis tarafından yapıldığını bildiğimizi söyledik. Çünkü Jia'nın bilgileri tamamen polislerin erişebileceği bir sistem üzerinden polis WhatsApp, Telegram gruplarında paylaşıldı. Ve aslında Adem Taşkaya da kendi tweetinde bunu bir Telegram grubundan aldığını doğruladı. Aslında bu işin başlangıcı aslında emniyet mensuplarının başlattığını düşünüyoruz. Yeniden bir başvurumuzu yaptık. Orada da koruma talep ettiğimizi söyledik. Yani bize en kısa zamanda dosya önüne gelir gelmez yapacağını söyledi. Biz 90'lı yıllarda da insan hakları savunucuları olarak benzer olayları çok yaşadık. Ama o zaman tabii sosyal medya yoktu. Bilgi bu kadar çabuk yayılmıyordu. Ama aynı tehditleri, aynı yalan haberleri, çok benzerlerini yaşadık. Şimdi ben bugün Jiyan Tosun'un, ki biz Jiyan, ben ve avukat Jiyan Kaya aynı ofiste çalışıyoruz. Bizim ofisimiz bir insan hakları ofisi. Ve diğer kayıp dosyaları, işkence dosyaları. Yani tamamen insan hakları alanında çalışan bir ofisimiz var. Şimdi kişilere bakmak istiyorum. Bu haberi ilk yayan kişi Adem Taşkaya. Adem Taşkaya Zafer Partisi de görevli, yetkili bir insan merkezi anlamda. Adem Taşkaya isimli kişi kendi kız çocuğunu istismardan hakkında soruşturma açılan İYİ Parti'ye operasyona kadar birçok bize göre yüz kızartıcı olayla suçlanmış bir kişi. Bu kadar arkasında suç olmasına rağmen Adem Taşkaya böylesine yalan bir haberi özgürce yayabiliyor. Zafer Partisi'nin başkanına bakalım, değil mi? Süleyman Soylu'yu açıkça "Süleyman gel karşıma" diye tehdit eden bir kişi. Küçücük bir tweetten insanlar tutuklanırken Ümit Özdağ'a hiçbir şey olmuyor. Yani bunlar bu yapının içinde güce sahip insanlar. Her ne kadar Süleyman Soylu'yla kavga eder gibi gözükseler de bu yapının içinde bir güçleri var, Zafer Partisi ve onlar gibilerin. Bu kadar özgürce bir yalanı yayamazlar. Aramaya başladılar, sonra düşündüm herhalde Jiyan'ın telefonu diye arıyorlar. Sonra Eren Hanım diye aramaya başladılar. O kadar özgürce arıyorlar ki numaraları açık. Şimdi ben size bir ses kaydı dinleteceğim. Bunlar gibi yüzlerce bana şey geldi. Siktim çocuğu. Böyle de bunun gibi binler, ya yani yüzlerce var. 500'e yakın şey var. Yaşam hakkı ihlallerine amasız fakatsız hayır diyen barışçıl bir oluşumu, yani cumartesi annelerinin mensuplarını, avukatlarını böylesi menfur bir saldırıyla yan yana getirmek hiç şüphe yok ki tesadüf değildir. Kadın olarak bu baro başkanı olduğunda bir kadın meslektaşına bu şekilde sırt çevirmesi utanç verici. Veriyor aslında Jiyan'ı hedef olarak göstererek başka bir şeylerin üstünü örtmeye çalıştıklarının göstergesidir bizce. Bu dün Taksim'de yaşanan olayda muhtemelen en azından düşüncemiz o yönde. Devletin veya Jiyan'ı hedef gösteren odakların bir parmağının olduğunu düşüncesindeyiz. Yaşam hakkının kutsallığı, dünkü halk düşmanı eylem nedeniyle insan hakları savunucuları suçlamak büyük bir alçaklıktır.